Merhaba, bu videomuzda sizlere yaşam kalitemizi düşüren 3 ayrı sağlık sorunu için lavanta çiçeğinden hazırlayabileceğiniz harika bir tavsiyemiz olacak. Bu videoda anlatacağımız tarifler lavanta çiçeğinin bitki ansiklopedisine girmiş ve hakkında bilimsel araştırmalar olup çeşitli makaleler yazılan bilgilerdir. Ancak tabii ki sağlık sorunları için önce doktor tavsiye ve reçetelerini uygulamayı ihmal etmeyiniz. Şimdi gelelim lavanta çiçeğine. Ülkemizde en çok tüketilen tıbbi bitkiler arasında gelen bir üründür lavanta. Son zamanlarda Isparta yöresinde oldukça kaliteli lavanta üretimi yapılmaya başlansa da çok geç farkına varılmış bir ürün. Uzun yıllar Fransızlar bu ürünün kaymağını yedi. Hem kozmetik hem de birçok sanayi ürününde kullanılan harika bir bitki türüdür. Peki bu harika bitkiden neler yapabiliriz? Açıkçası kullanım alanı oldukça geniş. Ancak biz bu videoda sadece 3 ayrı çay tarifi vereceğiz. Efendim, anlatacağımız 3 türde de lavantanın doğru türünü kullanmak çok önemli. Başka lavanta türlerinden istenilen sonucu almamız mümkün değil. Bunun için öncelikli olarak lavanta çiçeği almamız lazım. Lavanta çiçeği aktarlarda farklı fiyatlara satılan bir ürün. Bizim tercih ettiğimiz marka her zamanki gibi Arifoğlu'nu tercih ediyoruz. Üzerinde Ahmet Arifoğlu yazıyor ama normalde Arifoğlu markası bu. Arifoğlu markası ikiye bölündü. Bir Arifoğlu 1944 olarak devam ediyor. Bir de Ahmet Arifoğlu olarak devam ediyor. 100 gramlık ürün. Fiyatı kaç para bunun Muhammed? 22 lira. 22 lira 100 gram. Tabii bu toptancılarda kilosu 30 liraya satılan bir ürün ama birçok aktarda açık olarak satıldığından raf ömrünü doldurmuş oluyor. Bu üründe gördüğünüz gibi hava almayan bir ambalaj içinde daha uzun süre raflarda bekleyebiliyor. Ayrıca tariflerdeki kaynatma ve demleme sürelerine çok dikkat etmeliyiz. Kullananlar bilir, en yoğun saç dökülmesini bile 2-3 kullanımda durduran kelimenin tam anlamıyla mucizevi bir bitki. Özellikle kadın saç dökülmelerinde, hormon düzensizliğine bağlı dökülmelerde ve doğum sonrası yaşanan saç dökülmesinde insanı hayrete düşürecek derecede etkili bir ürün. Ancak uzun süre kullanıma uygun değil. 15-20 gün kullandıktan sonra bir hafta ara verip bir 15 gün 20 gün daha devam edilebilir. Sonrasında saç bakım yağları işinizi görecektir. Ancak dökülmenin en yoğun olduğu dönemde, yani ilk başlarda dökülmeye acil müdahale edecek ürün kesinlikle lavanta çiçeği çayıdır. Bu çayı saçlarınıza uyguladıktan sonra durulamanıza gerek yok. Hem saçlarda ağırlık yapmaz hem de kokusu zaten çok güzel bir ürün. Şu an ekranda gördüğünüz çay tarifi kısmen ergenlik sivilceleri dahil, özellikle yağlanma sonucunda oluşan kısa süreli alerjik ya da kötü beslenme sebebiyle çıkan sivilcelerde oldukça etkili bir tarif. Bu hazırlamış olduğunuz lavanta çayını günde 2 kere yüzünüzü yıkadıktan sonra özellikle akşam yatmadan önce sivilceli bölgelere isterseniz de tüm yüzünüze uygulayabilirsiniz. Ancak cilt kuruluğu ya da egzama tarzı bir sorununuz var ise sadece sivilcelerin üzerine sürmelisiniz. Hazırlamış olduğunuz çaydan bir bardak ve ılık olarak içmeyi de ihmal etmiyoruz akşam yatmadan önce. Birkaç gün içerisinde sivilcelerinizi kurutacaktır ve leke oluşmasını da önleyecektir. Bu tariften hariç başka sivilce kurutucu tarifler de var. Ancak bu en kolay ve ucuz tariftir. Hem kesenizi hem de sizi mutlu eder. Lavanta bitkisinin belki de en etkili olduğu bölge karaciğer sorunlarıdır. Kontrolsüz ve düzensiz beslenmenin olumsuz sonuçlarından biri de karaciğer yağlanması. Yaşam kalitesini aşağılara çeken bu sorun içinde bir lavanta çayı tarifimiz var. Hazırlamış olduğunuz bu çayı 15 gün boyunca akşam yemeklerinden 2 saat sonra içerisine hiçbir tatlandırıcı katmadan içiyoruz. Tabii bu kürün bir de sabahları tüketilmesi çok iyi olan maydanoz limon kürün ilavesi var. Onun tarifini de ekranda paylaşacağım. Kesinlikle uygulamanızda fayda vardır. Bu çayı sağlıklı insanlar da yılda birkaç kez kesinlikle yapmalı. Şifa olsun efendim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.